Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben ailenizin biricik booktuber Sena Nur Işık. Bugün size gençler için kitap önereceğim. Bu serinin 3. videosundayız ve 3. haftasındayız. Her pazar günü gençlere kitap önermek için buradayım. 3. videomuz için seçmiş olduğum ilk kitap Jason Thorne'u Sevmek arkadaşlar. Çok sevdiğim, bu yıl okurken çok keyif aldım. 10'da 10 verdiğim, hatta böyle yanına yıldızlar eklediğim bir kitaptı. Kitabı 18 yaşından büyük gençler için tavsiye ediyorum. İçinde smaç sahneler var çünkü. Olive adında bir genç kızımız var. Küçükken abisinin arkadaşına aşık oluyor. Ve hayatı boyunca her zaman Jason Thorne'u sevmiş yani. Her hayatının böyle kilit noktası Jason olmuş. Ve Jason Thorne'u çok sevdiği için onunla ilgili aslında bir kitap yazıyor, roman yazıyor. Jason da ailevi meselelerden dolayı yıllar önce taşınmak zorunda kalmış ve çok uzun süredir de görüşmüyorlar. Yani birbirlerini hiç görmemişler falan. Olive'in kitabı çok okunuyor, çok popüler oluyor ve filmi çekilmek istiyor. Film projesi için bir oyuncuyla görüşmek istediklerini söylediklerinde Olive görüşmeye gidiyor ve karşısında Jason'ı görüyor ve şok oluyor. Tekrardan yolları kesişiyor ve hikayeleri başlıyor. Ve gerçekten mükemmel bir kitaptı. Çok eğlenceliydi, çok keyif alarak okudum. Kitapta böyle sakıncalı, beni rahatsız eden hiçbir şey olmadı. Jason en başından beri good boy'du yani. Gerçekten çok çok iyiydi. Ve bad boy kitaplardan sonra böyle güzel kitap okumak bana çok iyi geldi. Tamam, bad boy kitapları da seviyoruz ama yani böyle baştan sona iyi olan, hiçbir hatası olmayan erkek karakterler de ayrı bir güzel oluyor. Jason Thorne da onlardan biriydi. Jason Thorne'u sevmek çok eğlenceli. Bir günde bitirebileceğiniz, yani deli gibi altını çizmişim. Her yer pembe pembe olmuş. Çok eğlenceli ve güzel bir kitap. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Tam gençlerin okuyabileceği bir gençlik kitabı. Kesinlikle bakmayı unutmayın. Gençler için kitap önerileri videosunun ikinci kitabı Göz Koleksiyoncusu arkadaşlar. Sebastian Fitzek'in harika bir kitabı. Psikolojik gerilim. Ben bu kitabı okuduğumda çok 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 sevmiştim. Bu yüzden sizlere de tavsiye etmek istedim. Bir de psikolojik gerilim önermediğim için büyük psikolojik gerilim kitabı seçtim. Göz Koleksiyoncusu katilimizin adı. Bir katil var arkadaşlar. Dünyanın en eski oyununu oynuyor. Saklambaç. Göz Koleksiyoncusu gidiyor arkadaşlar. İlk önce çocuğun annesini öldürüyor. Çocuğun annesini öldürdükten sonra çocuğu kaçırıyor ve annesinin eline de bir kronometre bırakıyor. Bu çocuğu bulması için ona verdiği süreyi içeriyor. Kronometrede bir geri sayım var. Ve yani artık ün salmış, bulunamamış bir katil kendisi. Sonra dedektifin karşısına bir kadın çıkıyor. Kendisi kör bir fizyoterapist. Fizyoterapist olarak ona gelen hastalara dokunduğunda onlarla ilgili bilgiler edinebildiğini ve göz koleksiyoncusunu bulmak için yardımcı olabileceğini söylüyor ve bu şekilde hikaye başlıyor. Aslında dedektifimizi, işte katili neler yaptığını falan görüyoruz. Cinayetler falan, yani katili arama süreci, her şey harikaydı. Kitabın sonu müthiş. Bitti. Bu kitabın ikincisi varmış. Ben şok oldum. Zaten sonunu okuyunca dedim ki nasıl yani, ikincisi mi var falan filan. Pegasus Yayınları da inşallah ikincisini çıkarır. Sebastian Fitzek'in kitaplarını çünkü sürekli çıkarıyorlar. Gerçekten mükemmel bir kurgu. Göz Koleksiyoncusu çok güzel. Sebastian Fitzek'in Uyur Gezeri falan okumuştum. Paketi okumuştum. Onlara da bayılmıştım. Çok severim o kitapları da. Bu kitabı kesinlikle okumayı unutmayın. +16 diyebilirim. Vermek istediğim diğer bir kitap ise Cadının Yüreği. Ben Itaki'nin mitolojik kitaplar serisine bayılıyorum ve aralarından en sevdiğim, kendime en yakın hissettiğim, okurken ağladığım, bayıldığım, her duyguyu hissettiğim, böyle altını deliler gibi çizdiğim mükemmel bir kitap. Çok seviyorum. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Arkadan okuyacağım size yanlış söylememek için. İskandinav mitolojisinin göz ardı edilen ancak kıyametin gelmesinde doğrudan rol oynayan buz devi cadı Angrboda, nasıl okunuyor bilmiyorum. Cadımızın adı Angrboda. Onun hikayesini anlatıyor. Loki'yi tanıyorsunuzdur zaten. Loki'nin Asgard tanrılarından gizlediği eşi kendisi. Tanrılardan gizlendiği süre, tanrıların ona çektirdiği acılar, bir kadın olarak onu cadı olarak gördükleri o dönem, hayatla verdiği mücadele, Loki'ye aşık olması, Loki ile beraber yaşadıkları, bir mağarada gizlenirken sürekli Loki'nin yolunu gözlemesi, her anlamda çok iyi bir kitaptı. İskandinav mitolojisinden bir şeyler okumak istiyorsanız Cadının Yüreği'ni kesinlikle tavsiye ederim. Okurken çok duygulanacaksınız, çok seveceksiniz, her anlamda harika bir kitap. Ben çok keyifle okudum. Yaş sınırı yoktu diye hatırlıyorum. Herhangi bir yaş sınırı yok. Roman okuyan gençler okuyabilir. Gelelim önereceğim diğer kitaba. Şiirimin Her Kelimesi Pegasus Yayınları'ndan çıktı. Bir ara TikTok'ta çok meşhurdu. Ben de büyük bir heyecanla aldım. Gerçekten güzel bir kitap. Özellikle şu arkasındaki kalıntıyı çok seviyorum. Aklımı okuyabilseydin gülümsemezdin. Çok güzel bir kitap.
Şöyle, Samantha adında bir kızımız var. Kızımız işte okulun en popüler kız grubunda. Herkes tarafından çok seviliyor, çok eğlenceli falan filan. Ama tüm arkadaşlarından gizlediği bir şey var. Obsesif kompulsif bozukluğuna sahip bu karakterimiz. Zaten çok stresli, eli ayağı titriyor sürekli ve her şeyi, yani takıntılı olduğu her şeyi falan arkadaşlarından saklamaya çalışması, onlarla sosyal bir hayat yaşamaya çalışırken, okulun en popüler kız grubunda barınmaya çalışırken bir de OKB ile baş etmek çok çok yorucu bir şey. Yanlış kıyafet giydiğinde, yanlış bir şey yaptığında aşırı streslenen bir karakterimiz kendisi böyle ama yine de o popüler kız grubuna bunu belli etmemeye çalışıyor ve arkadaşlarından da aslında OKB'sini gizliyor. Kameranın şarjı bitti bir anda ve dikkatim dağıldı. Ne anlattığımı da unuttum ama geri geldim. Tam karakterinden bahsediyordum size. Dediğim gibi işte OKB ile mücadele ederken, işte okulun en popüler kız grubunda kalmaya çalışırken yeni bir arkadaş ediniyor. Bu arkadaşı diyor ki biz bir şiir grubuyuz. Kendi yazdığımız şiirleri okuyoruz orada. Böyle bir grubumuz var, arkadaş grubu ve neydi? Şairin Köşesi miydi? Öyle bir gruptu. Ay neydi bakalım hemen. Evet, Şairin Köşesi'ymiş, doğru. Şairin Köşesi'ne sen de gel, kendi yazmış olduğun şiirleri oku, yeni insanlarla vakit geçir diyorlar. Ve Sam karakteri oraya gidiyor. Gerçekten çok güzeldi. Kurgusu çok güzeldi. Tahmin edilebilir miydi? Belki evet. Ama buna rağmen yine de çok vurucuydu. OKB'si olan insanlara empati yapmanız açısından çok sıcak bir kitaptı. Kesinlikle gençlerin okumasını tavsiye edeceğim bir kitap. Ben okurken keyif almıştım. Eğlenceli ve güzel. Sizlere de tavsiye ederim. Zaten çok fazla altını çizmişim. Kitabın içindeki şiirler de çok güzeldi. Okuduğunuzda çok seveceğinize inanıyorum. Vermek istediğim 5. kitap ise Maymunlar Gezegeni. Benim en sevdiğim bilim kurgu klasiklerinden biri. Çok fazla bilim kurgu klasiği okumuyorum açıkçası, yani itiraf etmek gerekirse çok nadir okuyorum. Aslında bilim kurgu kitaplarını okumayı çok severim ama kendimi çok kaybettiğim için içinde birazcık geri planda durmaya çalışıyorum. Maymunlar Gezegeni'ni çok çok seviyorum gerçekten, yani eskiden çok önerirdim, çok uzun süredir önermediğimi fark edince hemen gençler için kitap önerilerini içine koydum. Harika bir klasik, kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Çok şaşırtıcı, çok vurucu. Ben son sayfasında böyle ağzım açık kalmıştım. İnanamamıştım. Maymunların yönettiği bir dünyada insanların yaşama çabasını anlatıyor aslında. Okuduğunuzda göreceksiniz. Kitabın bu arada filmi de var. Maymunlar Cehennemi, duymuşsunuzdur. Çok meşhur zaten. Maymunlar Cehennemi'nin filmiyle kitabın sonu farklı. Aynı her şey ama sonları farklı sadece. Ve yani film de güzel ama kitabın sonu ayrı bir vurucu. Kitabın sonu mükemmel. Bayılacaksınız. Ben okurken şok geçirmiştim. Hala unutamıyorum. Yani yıllar yıllar önce o okuduğum bir kitap ama böyle kitaplığıma baktığımda dedim ki bunu önermeliyim ya. Gençler için kitap önerirse, ya benim gençliğimin kitabı çünkü gerçekten. Hala gencim, 25 yaşındayım ama üniversite yıllarında okuduğum çok tatlı bir kitap. Bu arada ben kitabı okuduktan sonra hemen filmini izlemiştim. Maymunlar Cehennemi filmini izlemiştim. Çok güzeldi. Sizlere de önce kitabını okumasını, sonra filmini izlemesini tavsiye ederim. Yaş sınırı yok. Yani okuyabilirsiniz. Gelelim bu videoda önerdiğim 5 kitaba. Arkadan gözüküyormuş zaten. Şöyle, bu 5 kitabı önerdim. Jason Thorne'u sevmek tam bir gençlik, romantik, çıtır, eğlenceli bir kitap. Göz koleksiyoncusu psikolojik gerilim olarak geçiyor ama bir tık daha polisiyeye yakın bir psikolojik gerilim. Cadının Yüreği mitolojik bir roman. Kadınlar için harika bir kitap. Şiirimin Her Kelimesi yine gençlik kitabı. OKB ile mücadele eden bir gencin yaşadıklarını anlatıyor. Maymunlar Gezegeni de tam bir bilim kurgu klasiği. Farklı türlerde, farklı yayın evlerinden güzel bir kitap önerisi oldu. Bu 5 kitabı da okuyun. Bence çok seveceksiniz. Beğeneceğinize inanıyorum. Ben keyifle okudum. Bir videonun daha sonuna geldik. Haftaya gençler için kitap önerileri 4. videosunda görüşmek üzere. Gençler için kitap önerileri her pazar günü yayında oluyor. Haftaya pazar görüşmek üzere. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.